Şu anda İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndayız. İzmirlilerin her bayramda ve her tatilde mutlaka alışveriş için uğradığı tek uğrak nokta burası. Bakalım şimdi bu bayram, bu 9 günlük tatil esnaf için nasıl geçmiş onu öğreneceğiz. Bu bayram nasıl geçti efendim? Alışverişler nasıldı? İyi değildi. Yani esnafın beklediği gibi olmadı bayram. Durgun geçti. Yani çok durgundu. Geçen seneye göre? İyiydi. Geçen sene daha iyiydi. Yani gittikçe kötüleşeye gidiyor. Bir kalabalık var ama şu anda. Var da kalabalıktı, boş. Yani boş kalabalık. Bayram iyi geçti yani. Normalde düşük bekliyorduk satışları ama gene iyi geçti yani. Geçen bayrama göre nasıl? Geçen bayrama göre biraz daha iyi. Biraz daha iyi. Kalabalık var zaten gördüğünüz gibi. Evet. Demek ki iyi gidiyor. İyi şükür. Şükür ya, iyiydi yani. Diğer bayramlara göre biraz, geçen bayrama göre iyiydi biraz. Vatandaş ilgiliydi bu sene. Bu sene ilgiliydi. Şöyle böyle iyi yani. Satışlar oldu ama o kadar eskisi kadar değil tabii ki de. Vatandaşın ilgisi o kadar yoğun değil bu sene. Değil, maalesef değil. Bir kalabalık var ama. Ya kalabalık var ama kuru kalabalık. AVM'ler sekte vuruyor maalesef. Bayram satışları gayet zayıftı. Tabii ki bunda en büyük rolü büyük hipermarketler oynuyor. Yani bizdeki fiyatlarla onlarınki hiç bağdaşmıyor. Hem haksız rekabet oluyor, hem biz müşterilerimize mahcup oluyoruz. O açıdan bayram güzel geçmedi. Yine de Allah bereket versin diyoruz. Geçen yıllara göre nasıldı bu sene? Aynı. Yani bu hemen hemen 10 senedir böyle sürüyor. Ama biz tabii ki hazırlığımızı yapıyoruz. Şekerimizi alıyoruz, elemanlarımızı alıyoruz, bayram hazırlığımızı yapıyoruz. Fakat sonuçta hüsran oluyor yani. Bayramdan hiç memnun değiliz. Ama eskiye nazaran yine iyi yani. Geçen senelere göre iyi geçti. İşporta olayı kalktıktan sonra daha güzel oldu. Evet, şu anda da gördüğünüz gibi tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda oldukça büyük bir kalabalık var. Fakat bu kalabalık bazı esnafın yüzünü güldürdüyse de bazısını çok da sevindirmedi.